Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Ağustos Perşembe, ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var. 20.50'de start alacak 1. altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1600 içinde bir opsiyonel satış kursu. 9 numaralı Tone Up'la ekürü olan 1 numaralı Chili Flag Rod Ortiz Jr. ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşu 62.500'lük şartlı satış koşusu 156 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Tonda koşu kuma alınırsa ve koşudan çıkan at olursa start alma şansı bulacak. İkincisi Chili Flag son startında 95 binlik üst grup bir şartlı koşuyu 1700 çimde 1.42.71 ile 6 boydan fazla bir farkla kazanmış. Chad Brown'ın antrenörü Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan 1 numaralı Chili Flag bu koşuyu kazanır gibi düşünüyorum. İkinci koşu opsiyonel satış koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 çimde koşulacak. Koşuya bakalım. Koşu 45 bin dolarlık şartlı satış koşusu. Burada 6 numaralı Agent Creed, Jimmy Creed yavrusu Jose Ortiz'le start alıyor. 1800 çimdeki önceki startında baş farkıyla bir ikinciliği var. Son 5 startında tabelada yer bulmuş bir isim. Geçen sene 5 Kasım'da da 1600 çimde 75 binlik bir şartlı koşuyu 1.36.68'de kazanmış 1600 çimde. 1 numaralı Citizen K Manuel Franco ile start alacak. İki önceki startını 13 Nisan'da 1700 şimdi 1.43'le kazanmış favori olduğu koşu. 7 numaralı Frank's Art Flavien Pryor ile start alacak. Ve 2 numaralı Baraj Dylan Davis ile koşuda şans verdiğim öncelikli isimler. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Battle Scars kendi karmışla bu koşuda ilave edilebilir. Üçüncü koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte koşulacak bir satış koşusu. Koşuya bakalım. 40 bin dolarlık satış koşusu 52 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Dr. Perry, Mischief yavrusu Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Son iki startında 1200 kumda 3.'lüğü ve 4.'lüğü var. 4 numaralı Vatasha Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. O da son iki startında 4.'lüğü var. 1200-1700 çim pistte. Bir de 1 numaralı Beaut the Last Manuel Franco ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 4. koşu 2. altılı Ganyan ilk ayağı 22.33'te 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir mailin koşu 3 isim hariç diğer taylar ilk kez start alacak. Koşu 83 binlik bir mailin koşu, üst gruba yakın bir mailin koşu. Lessis Lut Jose Ortiz ile start alıyor. 1000 metre kum pistteki önceki startta 4 Mayıs'ta ikinciliği var. Son startında da 1100 metre çim pistte bir üçüncülüğü var. 4 numaralı Ginucha Maximum Mischief yavrusu Rod Ortiz Jr. ile start alacak. Favori olduğu kariyerin ilk startında 4.'lüğü var. 3 numaralı Miss Mastery Julian ile Parox'la start alacak bir Mastery yavrusu ve 6 numaralı Accommodate Eva Luis Saez ile bu koşuda şans verdiğim Monix yavrusu. Bütçeniz müsaitse 9 numaralı Bucks Wine Vinoroso yavrusu Flavien Pryor ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 5. koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşu 70 bin dolarlık bir şartlı koşu. 2 numaralı Ski Patrol Jose Lescano ile start alacak. Son 4 startında 3 tane İkinciliği var. 1600 şimdi bir tane de üçüncülüğü var. 50 binlik şartlı ve 36 binlik 50 binlik şartlı, 36 bin şartlı ve 50 binlik satış koşulları bu koşularda. 8 numaralı Sugar Ray Leonard Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Son startında 1100 metre çim pistte bir ikinciliği var. Ve 7 numaralı Forward Move Jose Ortiz ile koşuda şans verdiğim öncelikli son isim. Son startında 1600 metre çim pistten kumandan maiden satış koşusunu 1.41.85 ile kazanmış bir isim. Bu üç isim ne çıkıyor? 2, 8, 7, 4 ve 1 de ilave edilebilir. Image of Quality Manuel Franco ile 1100 metre tapeta pistteki ilk startındaki kariyerinin maiden koşuyu 1.05.36 ile kazanıyor. Bir de 1 numaralı Foliage Javier Casalana ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 1200 çimdeki önceki startını yine aynı jockey ile 1.08.81 ile kazanmış bir isim. Geldik 6. koşuya. 6. koşu maiden
koşu 1600 metre çim pistte start alacak yukarı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. 1 numaralı Tangential ve 16 numaralı Revolving Credit Ecurie. Koşu 136.500'lük üst grup bir maiden koşu. 4 numaralı Doral'da başlayacağız. Bir önceki startında ikinciliği var. 1700 çim pistte 90.000'lik maiden koşuda. Son 4 startında favori çıkmış bir isim. Quality Road yavrusu Junior Alvarado ile start alıyor bugün. 3 numaralı Not in a Million Years. Flavien Pra ile kariyerin ilk startında 450 bin dolar alınan bir isim. No Nay Never yavrusu Chad Brown antrenmanında. Bir de kuma alınırsa start alacak olan Revolving Credit ile 16 numaralı Ecurie. 1 numaralı Tangential. Son startında boyun farkıyla ikinciliği var. 1700 çimde Rat Ortiz Junior ile deniyor bugün şansını. 450 bin dolara satın alınan bir Justify yavrusu. 7 numaralı Mirabella John Velasquez ile start alıyor. O da 1700 şimdilik son startında bir ikinciliği var. Favori olduğu kursu. 5 numaralı Sister Maha Jose Ortiz ile start alacak. Favori olduğu son startında dördüncülüğü var. Ve son olarak 6 numaralı Isola Luis Saez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 7. koşu yukarı İngilizlere mahsus. 1200 kumda bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 70 bin dolarlık şartlı koşu. 7 numaralı Girvin yavrusu Manuel Franco ile start alıyor. Son startını 2 boy farkla 1200 kumda 1.09.82 ile 25 binlik satış kursunu kazanıyor. 5 numaralı Win for Gold kendini Karmuş'ta start alacak. Son 6 startında 3 ikinciliği, 2 üçüncülüğü ve bir de galibiyeti var. 20 Şubat'taki 1200 kum pistteki satış koşusunu kazanıyor. Diğer koşularda da ikincilikleri ve üçüncülükleri var. Önceki startında boyun farkıyla üçüncü oluyor. 1200 kumda 50 binlik şartlı koşuda son startında bir ikinciliği var. Aynı mesafe ve pistteki koşuda. Son olarak 1 numaralı Kunshan Bridge Joseph Ortiz ile koşuda şans verdiğim son isim. O da 1200 tapetadaki önceki startını 18 Mart'ta 1.11.17 ile yarım boy farkla kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. Rick Violette Stakes koşusu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 çimde start alacak. Burada da 1 numaralı Remy Greg, Rod Ortiz Jr. ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşu 125 bin dolarlık bir stakes koşu. 1 numaralı Rambling Wreck, Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. 1400 şimdiki önceki startındaki Black Type koşuyu bir boy farkla kazanıyor. 1.21.21 derecesi son startında da 1600 şimdi yine Black Type koşuda boyun farkıyla ikinci oluyor. Bugün bu koşuda aynı hatayı yapmaz diye düşünüyorum. Koşuyu kazanır diye düşünüyorum Brad Ortiz Jr. ile 1 numaralı Rambling Wreck. Son koşuya geldik. Bir maiden koşuyla kapatıyoruz programı. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1100 şimdi bir maiden koşu. Koşuya gidelim. Koşu 88 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 7 numaralı Laurel Valley Flavien Pra ile start alıyor. Önceki startında son anda yakalanarak burun farkıyla ikinci oluyor. 1400 metre çim pistte 40 binlik maiden satış koşusunda. 5 numaralı Street Rod, Ricardo Santana Junior ile start alacak olan bir War Dancer yavrusu. 6 numaralı Şiherzando, Javier Casalano ile start alacak. Önceki startında bir boy farklı bir ikinciliği var. 1200 çimde. Daha sonra 13 numaralı Petrolo koşu kumandırsa start alacak olan 13 numaralı Petrolo ile ekürü olan 1 numaralı Rusi. Son startında bir ikinciliği var. 1100 metre çim pistten kumandan yarışında ve 2 numaralı Twirling Vine, Twirling kendi yavrusu Junior Alvarado ile koşuda şans verdiğim son isim. O da 1200 metre çim pistteki önceki startında bir boy farklı ikinciliği var. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşularına ait videoları, az önce size bilgi aktarmaya çalıştığım PDF bülten ve varsa atların galoplarına ulaşabilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Girip bakmanızda fayda var. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma.
Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu Rad Ortiz Junior'la start alacak olan Chili Flag tek olur gibi gözüküyor. Birinci altılı Ganyan 20.50'de start alıyor. Bir numaralı Chili Flag aynı zamanda 9 numaralı Tondat'la ikili koşu kumandırsa start alacak bu isim. İkinci ayak 6 numaralı Agent Creed, 1 numaralı Citizen K, 7 numaralı Frank's Art ve 2 numaralı Baraj ve 3 numaralı Battle Scars. Üçüncü koşu 2 numaralı Doktor Perry, 4 numaralı Batasa, 1 numaralı Build the Last. Dördüncü koşu 5 numaralı Less is Loot. İkinci altılı Gaynan ilk ayağı 22.33'te start alıyor. 5 numaralı This is Loot. 4 numaralı Gunicha. 3 numaralı Miss Mastery. 6 numaralı Accommodate Eva. Ve 9 numaralı Boxed Wine. 5. koşu 2 numaralı Ski Patrol. 8 numaralı Sugar Grey Leonard. 7 numaralı Forward Move. 4 numaralı Image of Quality. Ve 1 numaralı Foliage. 6. koşu 4 numaralı Doral. 3 numaralı Not in a Million Years, 1 numaralı Tangential, 16 ile Ecury, 7 numaralı Mirabella, 5 numaralı Sister Maha ve 6 numaralı Izola şans verdiğim isimler. 7. koşu 7 numaralı Rovin, 5 numaralı Win for Gold ve 1 numaralı Kunshan Bridge. 8. koşu Rambler Greg, Ratovic Junior ile tek olur gibi gözüküyor. Son koşuda da 7 numaralı Laurel Valley, 5 numaralı Street Road, 6 numaralı Shine Zando, 1 numaralı Rusi, 13 numaralı Ecury ve 2 numaralı Twirling Vine şans verdiğim isimler arasında. Hepinize bol şanslar diliyorum.